Ercan TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı ve orada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinliğine katıldı. İstiklal Harbimizin zaferinin müjdecisi olan Maraş, aradan geçen bir asır boyunca bu duruşunu hep korumuş, daima ileriye taşımıştır. Burada halka hitap eden Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun milli mücadele açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Ve gayreti bizim için çok daha büyük önem taşıyor. Maraş Kalesi'nde dalgalanan bayrağın oradan ilelebet şehrimizi selamlaması için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Ülkemizde nasıl Maraş işgal edilirken bir yerlerde yabancı güçleri özellikle selamlayanlar, manda teklifiyle milletimizin karşısına çıkanlar varsa bugün de benzer mankurtlar yine sahnedeler. Bu mankurtlara göre PKK'lılar hendek kazan arkadaşlar, FETÖ'cüler hakkını arayan bir cemaat, bölgemizdeki işgalciler dost eli uzatmamız gereken güçlerdir. Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı saldırıların bir asır öncesindeki hesapların yeniden tedavüle sokulması ürünü olduğunu vurgulayan sınır ötesi operasyonların başarısına ilişkin konuştu. Değerli kardeşlerim, Türkiye sınırları ötesindeki güvenlik koridorlarından ekonomiye kadar her alanda tarihi bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş'ın güvenliği Suriye'deki mücadelemizin başarısından geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine çok saldırıya maruz kalıp da hala dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur. Bize bu topraklarda bir yudum nefes almayı, bir damla su içmeyi, bir lokma ekmek yemeyi dahi çok görenleri hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz. İşte burada Kahramanmaraş'tan bir kez daha ifade ediyorum. Ne yaparsanız yapın, Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunlarının hıncıyla giderek daha pervasız bu şekilde üzerimize geliyor. Biz de diyoruz ki, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. İşte Kahramanmaraş burada. Bu şehir dün nasıl sizi önüne katıp kovaladıysa bugün de aynısını yapacak azme ve cesarete sahiptir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının ardından çeşitli hediyeler takdim edildi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yıkılma tehlikesi geçiren Göksu Köprüsü'nü meclis gündemine taşıdı. Önerge üzerinde teklif sahibi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere konuşacaktır. Buyurun Sayın Tutdere.
CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutter'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle vatandaşlar için tehlike arz eden Göksu Köprüsü'nü meclise taşıdı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, son günlerde kamuoyunca sıkça konuşulmaya başlayan Göksu Köprüsü'nün durumunu yazılı bir soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan Tutter'e vatandaşların tedirginliğini dile getirdi. Tutter'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya bağlı kuruluşlar tarafından Göksu Köprüsü'nde herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını, denetim neticesi hazırlanmış bir durum raporu olup olmadığını ve Göksu Köprüsü'nün yenilenmesi veya yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin yürütülen herhangi bir çalışma olup olmadığı hususlarını sordu. Tutter'e meclisteki konuşmasında Adıyaman Gölbaşı Karayolu'nun 25. kilometresinde Börgenek mevkisinde Göksu Çayı üzerinde bulunan ve uzun yıllardan beri yoğun bir biçimde kullanılmakta olan ve gözle görünür şekilde hasar bulunan Göksu Köprüsü tehlike arz etmektedir dedi. Vatandaşların köprüyü kullanırken büyük korku yaşadıklarını vurgulayan Tutter'e şunları ifade etti. Ancak hali hazırda şehrin batı yönündeki Göksu Köprüsü'nün bulunduğu lokasyon dışında bir başka giriş çıkış bulunmamaktadır. Ayrıca bu köprü ağır tonajlı araçlar tarafından da yıllardan beri kullanılmaktadır. Özetle hususi araçlar dışında şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler ve yük taşıyan ağır araçlar da sürekli olarak Göksu Köprüsü'nü kullanmaktadırlar. Bahsedilen bölgede başka bir alternatif olmadığı için yurttaşlarımız yıkılma tehlikesi bulunan köprüyü kullanmak mecburiyetindedirler. Köprünün durumu tüm yurttaşlarımız için büyük tehlike arz etmektedir. Köprüdeki hasarlar çıplak gözle dahi gözlenebilmektedir. Bu durum yurttaşlarımızı tedirgin etmektedir. Bahsedilen köprünün çökmesi neticesi oluşabilecek herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmaması, hiçbir yurttaşımızın bu durumdan zarar görmemesi için gerekli çalışmaların ivedi olarak yapılması gerekmektedir, dedi. Parlamentoda gelin milletin vekilleri olarak milletin ekmeğine hep beraber sahip çıkalım. Bu teklifi bugün burada kanunlaştıralım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Çelikhan ilçesine gidiyoruz. Çelikhan ilçesinde de havalar oldukça soğuk ve soğuk havalardan dolayı Çat Barajı dondu. Çat Barajı üzerinde bulunan yüzen adalarsa hareketsiz kaldı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı ve Yüzen Adalar soğuk havadan dolayı dondu. Çelikhan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle donan baraj içerisindeki Yüzen Adalar hareketsiz kaldı. Hava sıcaklığının -16 dereceye düştüğü Çelikhan ilçesinde Çat Barajı'nın donması ve yüzen adaların hareketsiz kalmasıyla ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Çat Barajımız yılın her mevsimi güzel olduğu, yalnız kış aylarının böyle barajın buz tutması hasebiyle daha bir güzel, daha böyle insanın gözüne hitap edecek bir manzarası oluşuyor. Yüzen adalarla birlikte, yüzen adalar da kara parçası gibi gözüküyor buz kütlelerin içinde. Kışın özellikle bu Şubat aylarında çok aşırı soğuklar nedeniyle barajımız buz tutmaktadır. Barajımız gördüğünüz gibi manzarası 10 numara. Manzaraya diyecek yok, anlatmaya gerek yok yani. Birçok vatandaş eşsiz manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Evet değerli izleyiciler, Adıyaman'da bugün kar yağdı. Tabii ilçelerde her zaman yağıyordu ama Adıyaman merkezde 4 yıl aradan sonra ilk defa güzel bir kar yağdı. Şimdi o karı ekranlara getireceğiz. Adıyaman'da önceki akşamdan itibaren başlayan kar yağışı uçak seferlerini iptal ettirirken araçlar kaydı, yayalar düştü. Adıyaman kent merkezinde 4 yılın ardından ilk kez kar yağdı. ...2016 yılında kent beyaza bürünürken kar 4 yılın ardından yine aynı görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kent merkezinde bir taraftan karpostallık görüntüler çıkarken diğer taraftan hayat olumsuz etkilendi. Kendi arkadaşları yanındaydı halk ambulansının personeli. Kaldırdı ve sonra ambulansı aradılar. Ambulans alıp götürdü. Durumu... Hava sıcaklığının -3 derece olduğu Adıyaman'da araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar ve soğuk hava sonrasında oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. İlerlemede güçlük çeken araçların yanı sıra yayalar da buzlu yollarda kayarak düştü. Atatürk Caddesi üzerinde kayan kaldırımda ilerleyen iki vatandaş düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Adıyaman uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi. Adıyaman Belediyesi ekipleri geceden itibaren ana arterleri başta olmak üzere tuzlama, kumlama ve küreme işlemi yaptı. Bazı esnaflar ise kendi iş yerlerinin önünü tuzladı. Kar nedeniyle mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri kurtardı. Kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken diğer taraftan güzel ve karpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şimdi Adıyaman merkezde güzel kar yağdı ama doya doya kar topu oynayamadık. Ana haber bültenimizi izleyen ve Esin'de yaşayan Mustafa kardeşimiz de tabii ki bize bir telefon açtı ve Esin'de güzel kar var dedi. Mustafa Polat kardeşimiz düelloya çağırdı. Biz de o düelloyu kabul ediyoruz ve Esin'de kar topu oynamaya gideceğiz deyip buradan selamlarımızı iletiyoruz. Değerli izleyiciler, Çetin Öztürk depremle ilgili, deprem travmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi o açıklamayı ekranlara getiriyoruz. Psikolog Çetin Öztürk 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaşanan psikolojik sorunlara ilişkin değerlendirme yaptı.
Psikolog Öztürk, travmanın günümüzde içeriğinin değiştiğini ve travma yaşayan olayların arttığını ve gün geçtikçe bu artışın devam edeceğini dile getirdi. Yani şimdi travma muhakkak olay yaşamakla ilgili değil. Olayı duymak ve izlemekle ilgilidir. İnsanlar şimdi aslında deprem asıl korkusu şu. İnsanlar deprem olursa ne olacak? Ben ne olacağım? Çocuklar ne olacak? Bu bir korku. Bu bir kaygıdır. İnsanlar şuna dikkat etmeleri lazım. Sürekli televizyon izleyerek onun için düşünce kapılmamaları gerekir. Çünkü insanlar sürekli olduğu düşündükleri zaman bu olayları yaşama olayları yüksektir. Psikolojide bir ters çapa kuralı vardır. Şöyle ki, şöyle ters çapa kuralı şu. Olumsuz bir şey düşünürseniz bu olayı yaşama ihtimali çok yüksek. Depremde korku yaşayan insanlar depremden sonra şöyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Herhangi bir iş makasının çalışması veya bir oturduğu divanın ve yap geldiği divanın sarsılmasından dolayı deprem oluyor gibisine katılabilirler. Depremde biz şuna söylüyoruz. İnsanlar elbise işlevselliğini yitiriyor sonra. Yani işlevselliği şudur. Diyelim bir hafızanın bir bayan ev varını düşünürsek. Eğer evde yemek yaparken yemek yapmakta zorlanıyorsa, çalışan bir insan işe dikkatli zorlanıyorsa bu işlevselliği azalmıştır. Uykuda sorun varsa bu bir sıkıntı vardır. Zaten depremden sonra genelde artık travma veya travma sonra stres bozukluğu gibi bozukluklar olabilir. Eğer bunlar bir ay boyunca sürekli devam ediyorsa en yakın soluk ve psikiyatrinin bir ruh sağlıklarına destek almalıdır. Öztürk, deprem sonrasındaki bir aylık süreçte hala depremin olduğu veya olacağı etkisi yaşanıyorsa kişinin işlevsel olarak zayıflayacağını, bir psikolog veya psikiyatriden destek alması gerektiğini aktardı. Depremin bir de psikolojik çocuklar üzerinde vardır. Çocuklar üzerinde şunları söylemek istiyorum. Unutulmamak için çocuklar sözler kadar yapılan hareketleri ve tavrıları çok dikkat ederler. Bir annenin, bir babanın veya en çok sevdikleri öğretmenin tavrına göre çocuklar hareket ederler ve etkilenirler. Bu sebepten dolayı annelerin ve babaların herhangi bir deprem olayından sonra tavır ve hareketten dikkat etmeleri gerekmektedir. Eğer çocuklar depremle ilgili konuşmak istedikleri zaman anneler babalar çekinmeden konuşmaları gerekmektedir ve olay anlatmaları lazım. Çocuklar anlamadıkları şeylerden korkarlar. Depremin ne olduğunu anlatmak lazım. Depremin bir doğal afet olduğunu anlatmak lazım. Depremin nasıl ki bir gök gibi şimşek gibi olduğunu anlatmaları gerekir. Çünkü çocuklar bilmedikleri şeylerden korkarlar. Bunları anlatırken çocukların yaş düzeyine ve anlayış kavramlarına bir anlatılması gerekmektedir. Çocukların anlayacağı şekilde anlatmaları gerekir. Ve çocukların bunları anlatırken çocuklar elini tutmalı ve göğüs seviyesine gelerek bunları anlatmaları gerekmektedir. Çünkü çocuk o anda bütün her şey yıkılmıştır, bütün dünya yıkılmıştır, hayali yıkılmıştır. Bir de çocuklarda bu deprem olayından sonra genelde ben bir kabahat işledim, ben bir anneme kötü bir şey söyledim, babama kötü bir şey söyledim, bir arkadaşım kötü bir şey söyledim, Allah bana ceza verdi gibi düşündüm. Bunu kesinlikle böyle düşünmemene gerekir. Bu olayın onların yaptığı kabahattan dolayı olmadığını söylemek gerekir. Şimdi en sonunda şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle bir sürekli bir şey devam ederse, sürekli böyle bir sarsıntı hissetme, sürekli böyle bir gergin, sürekli bir uyku sorununda problem, sürekli yemek çok ve az yemediğimiz sorun ve sıkıntı oldukları zaman en yakın ruh sağlığı uzmanı gitmeleri gerekmektedir. Çünkü bunun ilerisi travma sonrası stres bozukluğu akıl stres olarak gelişebilir. Onun için en kısa zamanda en yakın bir uzmandan, psikolog veya psikiyatristen ruh sağlığı uzmanı destek almaları gerekmektedir. Allah'ın insanlara bir daha böyle, ülkemize böyle bir daha deprem kaygı göstermemesi dileğiyle. Evet, 2016 yılından bu yana ilk defa Adıyaman'a güzel bir kar yağdı demiştik. Adıyaman merkeze tabii ki. Adıyamanlı vatandaşlar bakın karı nasıl karşıladı. Adıyaman'da 2016 yılından bu yana ilk defa yağan kar vatandaşlar tarafından halaylarla karşılandı. (Gülüyor)
Adıyaman'da 2016 yılından bu yana yağmayan kar yağışı, önceki gece saatlerinde başlamasıyla büyük bir sevinç yaşayan Adıyamanlılar karlı havada doyasıya eğlendi. Barış, bir de diyorlar ki 14 Şubat'ta Adıyaman'a kar yağmaz. Bak nasıl yağdı. Her taraf kar. Maşallah, maşallah ne güzel yağıyor ya. Abi bir atış yapayım bari. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek araçlarından çaldıkları müziklerle halaylar çekerken bazı vatandaşlar ise sitelerin bahçesine inerek burada komşularıyla halaya tutuştu. Arkadaşlarının yardımıyla yoldan kayan vatandaşlar kar yağışının mutluluğunu yaşarken bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla öz çekim yaparak sevincini dile getirdi. Şimdi haber merkezimize birçok görüntü geldi kar ile ilgili ama ana haber bültenimiz kısıtlı olduğu için hepsini veremedik. Çok güzel görüntüler vardı. Halaylı bir kar sevinci de ayrı bir güzellik katmıştı kar yağışına. Değerli izleyiciler, Sigarayla Savaşma Derneği Başkanlığı'ndan bugün bir açıklama geldi ve sigaranın bir virüs olduğunu ve o virüsün yavaş yavaş öldürdüğünü ifade ettiler. 9 Şubat bütün dünyada dünya sigarayı bırakma günü, sigarayı boykot günü olarak kutlanmakta. Adıyaman Sigarayla Savaşanlar Derneği Başkanı Emin Yağımlı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle verdiği mesajda sigaranın yavaş yavaş öldüren bir virüs olduğunu belirtti. Vesileyle okullarımızda, cemiyetlerimizde, fabrikalarımızda insanları sigaradan nasıl uzaklaştırabiliriz, insanlara sigaranın zararını nasıl anlatırız diye bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sigara noktasında biraz duyarsız davranan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Yağımlı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nü sigarayı bırakmak için bir milat olarak başlatılması gerektiğini ifade etti. Bugün bütün insanlığın sağlık noktasındaki en ciddi sorunu sigaradır. İnsanlığı tehdit eden en büyük mikroplardan birisi sigaradır. Dolayısıyla insanımızı hem bireysel olarak hem milleti, memleketi, ülkeyi olumsuz yönde, ekonomik noktada olumsuz yönde etkileyen bu vahim olaydan insanların biraz daha duyarlı davranıp uzaklaşması lazım. Bazı gönüllü kuruluşlar bu noktada çalışmalar yapıyor ama ülkemiz noktasında bu çalışmalar yetersiz. Ve devletimizin bu konuda çıkarmış olduğu çok güzel kanunlar bazen mahalli idarelerde veya şehrimizin idarecileri tarafından kanunlar ihlal edilmekte veya yeterince uygulanmamaktadır. Özellikle Adıyaman'ım için söylüyorum. Benim şehrimde iddia ediyorum ve bu noktada da iddiamın arkasındayım. Birçok resmi kurum ve kuruluşlarda, birçok iş yerlerinde sigara yasağı maalesef ihlal ediliyor. Bu ekonomik yönden zarara sebebiyet veriyor. Sağlık açısından zarara sebebiyet verdiği için bugünkü toplantımda buna dikkat çekmek istiyorum. Şehrimizde sigara yasağı genelde ihlal ediliyor. Yağımlı sigarayla mücadele konusunda istenilen aşamada olunmadığını da aktardı. Buna yöneticilerin, ilgililerin biraz daha dikkatini çekmek istiyorum. Dolayısıyla ülke olarak, büyük bireyler olarak, anne babalar olarak, yöneticiler olarak
bizden sonra teslim edeceğimiz, ülkemizi teslim edeceğimiz gençliğimize de doğru örnek olamıyoruz. Onlara güzel bir ülke bırakmak istiyorsak, sağlıklı bir ömür bırakmak istiyorsak, bugün bu sigara denilen mikroptan bir an evvel gençliğimizi uzak tutmamız lazım. Anne babaların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Maalesef bir zevkle başlıyor, sonunda huzursuzluk getiriyor. Maalesef bir özentiyle başlıyor, sonunda en çok kanser hastalıklarla mücadele ediyoruz. Bu işe başlamak kolay ama bunu bırakmak çok zor. Bugün sigara içenlerin %90'ının 18 yaşından önce başlamış olduğunu görüyoruz. Ve bir sigara insan ömründen 5,5 dakika gibi önemli bir zamanı alıp götürüyorken, takriben 30 yıl sigara içenin ömrünün 10 ile 15 yıl arası azaldığını ve erken ölümlere sebebiyet verdiğini uzmanlar, bilim adamları söylüyor. Ne olursunuz buradan ilgililere sesleniyorum, anne babalara sesleniyorum. Özellikle bu bazı televizyonların yayınları, programları gençliğimizi içkiye, kumara, fuhuşa, sigaraya teşvik etmektedir. Bu tip yayınları çocuklarınıza seyrettirmeyin. Bu tip yayınları çocuklarımıza seyrettirmeye kalkışanları iyi tanıyın. Yeri geldiği zaman onlardan hesap sormasını bilin. Bugün birçok yanlışlıkların telafisi mümkün olmayan yaralar açtığını, açacağını artık görmeye başlamış durumdayız. Onun için anne babalar ne olur çocuklarınız üzerinde biraz daha itinayla durun. Yavrularınızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışın. Yoksa sonu vahim, vahim, çok vahim. Bazı virüsler aniden baş gösterir, hızlı ölümlere sebebiyet verir. Bugün Çin'de olduğu gibi. Bazı virüsler vardır, yavaş yavaş insanı ölüme sürükler. Sigara içenler şöyle bir düşünsün. Sigara içip de bu mikroptan, bu virüsten her yıl 110 bin insanımız ölüyor Türkiye'de. Bu günde 300 kişiye tekabül ediyor. Genç yaşta anne babaları kaybediyoruz. Genç yaşta nesillerimizi kaybediyoruz. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri karla mücadeleye başladı. İşte şimdi o mücadeleyi ekranlara getiriyoruz. Çok değerli Gölbaşlı ailem, bu akşam ilçemiz... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu haberimizi duyuralım. Onun dışında yoğun kar yağışından dolayı olmayanların, mecburi olmayanların kesinlikle... Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın koordinasyonu ile ekipler gece yarısından itibaren riskli bölgelerden başlayarak tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Sağ olun. Çok değerli Gölbaşlı ailem, bu akşam ilçemizde halimiz... Karla mücadele ekipleri kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yağışından dolayı işi olmayanların, mecburi olmayanların kesinlikle trafikte seyahat etmemesini rica ediyoruz. Biz ekibimiz olarak sabaha kadar bu gece çalışmaktayız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Sağ olun. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Malumunuz üzere yoğun kar yağışı var. Yarın okullarımız tatil oldu. Öncelikle bu haberimizi duyuralım. Onun dışında yoğun kar yağışından dolayı işi olmayanların, mecburi olmayanların kesinlikle trafikte seyahat etmemesini rica ediyoruz. Biz ekibimiz olarak sabaha kadar bu gece çalışmaktayız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Sağ olun. Evet, bir taraftan karla mücadele devam ederken bir taraftan karın keyfini çıkartmaya vatandaşlarımız devam ediyor. Tabii bir de öğrencileri sevindirecek haber Adıyaman Valiliği'nden geldi. Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamayı şimdi sizlere okuyorum. Olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelinde tüm okullarımızda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca
Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır açıklaması geldi. Yani çocuklar artık 4 gün boyunca tatil etmiş olacak. Şimdi sıradaki haberimiz tiyatro haberi. Adıyaman Belediyesi'nin hazırladığı ve İzmir Devlet Tiyatroları'nın da geldiği Bir Kaşıkçı oyunu vardı. Ve tiyatro severler adeta gözlerini göz zevki yaşadılar ve şimdi o görüntülere gidiyoruz. Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle fark oluşturan Adıyaman Belediyesi İzmir Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan Kaşıkçılar adlı oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturdu. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunla ilgili olarak bilgi veren yetkililer, İzmir Devlet Tiyatroları tarafından eski İstanbul yaşantısının eğlenceli bir şekilde sahneledi. Yanımda olacakmış, onda katılacağım. Bence herkesin gelmesini tavsiye ederim. Çok güzeldi. Son dönemlerde tiyatro alanında bayağı bir katılım var, etkinlikler var. Genelde belediyenin düzenlediği etkinlikler devlet tiyatrolarını getiriyorlar ve bundan dolayı hepimiz de çok memnunuz. Ayrıca da belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Yalnız Adıyaman'da büyük bir kültür merkezinin olmasını istiyoruz. Yani yapılacak konserlerde sahne alınacak yerleri bulamıyoruz. Büyük bir kültür merkezi yapılırsa çok çok memnuniyet duyarız. Broşürde gördüğümde merak ettim çünkü çok seviyorum böyle tiyatro olsun, konserdir, başka türlü sanatsal faaliyetler. Görünce de kaçırmak istemedik, arkadaşlarımızla beraber geldik. Güzeldi. Afiyet olsun. Evet, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde il özel idare ekiplerinin de katıldığı bir çalışma vardı. Bir hastaya ulaşmak için yaklaşık 500 metre sağlık görevlileriyle birlikte hasta sedye ile taşındı. Daha sonra hastaneye sevk edildi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hastaya ulaşmak için il özel idare ekiplerinin saatler süren yol açma çalışmasının ardından sağlık ekipleri hastayı 500 metre sedye ile taşıyarak ambulansa taşıdı. Köyündeki kalp rahatsızlığı olan bir hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. İl özel idaresi ekiplerimiz önde açıyor. Biz de ambulans ekipleri olarak hemen arkasında beklemedeyiz. Yaklaşık 2 kilometre kaldı hastaya ulaşmamıza. Olay Sincik ilçesine bağlı Balkaya köyünün Topluca mezrasında meydana geldi. Kar yağışından dolayı -16 dereceye kadar düşen hava soğuğundan dolayı yollar kapandı. Müzik
Topluca mezrasında yaşayan Senia Güneş solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle sağlık ekibi talep edildi. Yolların kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı ilk olarak helikopter ambulans ile hastaya ulaşılmak istendi ancak helikopterin ineceği bir bölge olmayınca helikopter ambulans fikrinden vazgeçildi. Daha sonra il özel idare ekiplerinden yolun açılması için talepte bulunuldu. Ekipler yaklaşık 6 kilometrelik yolun açılması için çalışma başlattı. Uzun süren çalışma sonrasında mezraya ulaşıldı. Ekipler ambulansı mezra girişine park ederek hastaya ulaştı. Hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. İl özel idaresi ekiplerimiz önde açıyor. Biz de ambulans ekipleri olarak hemen arkasında beklemedeyiz. Yaklaşık 2 kilometre kaldı hastaya ulaşmamıza. Hastayı sedyeye koyan sağlık ekipleri karla kaplı yolda 500 metre hastayı sedye ile taşıdı. Ambulansa alınan hasta daha sonra Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı 2000 yıllık Cendere Köprüsü'nde ve kanyonlarında buz sarkıntılar oluştu. Adıyaman'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 2000 yıllık tarihi Cendere Köprüsü ve kanyonda buz sarkıntılar oluştu. Komagene uygarlığından günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi Cendere Köprüsü ve kanyonda dondurucu soğukla farklı bir görüntüye büründü. -15 dereceye kadar hava sıcaklığının düştüğü bölgede su akıntıları da donarak sarkıtlara dönüştü. Buz sarkıtları büyük kayalarda farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Tarihi Cendere Köprüsü ile 2 metreye ulaşan sarkıtlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Evet, 484 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanılamıyor ve il özel idare ekipleri amansız bir şekilde çalışıyor. Adıyaman'da yoğun kar yağışından dolayı 484 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman'da iki günden beri etkisini artıran kar yağışı hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kalınlığını aşmak için il özel idare ekiplerine etkili mücadele devam ediyor.
Adıyaman merkezde 45 köy ve 44 mezra, Besne ilçesinde 13 köy ve 9 mezra, Çelikhan ilçesinde 20 köy ve 31 mezra, Gerger ilçesinde 39 köy ve 76 mezra, Gölbaşı ilçesinde 16 köy ve 16 mezra, Kahta ilçesinde 42 köy ve 47 mezra, Samsat ilçesinde 3 köy ve 4 mezra, Sincik ilçesinde 21 köy ve 590 mezra, Tut ilçesinde 5 köy ve 3 mezra olmak üzere 204 köy ve 280 mezra yolu ulaşıma kapandı. Toplam 484 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı. Toplam 484 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı Adıyaman'da il özel idare ekipleri 36 ekip ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Evet değerli izleyiciler, Adıyaman Valiliği'nden gelen açıklamayı tekrar sizlerle paylaşıp ana haber bültenimi o şekilde bitirmek istiyorum. İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü il genelinde, bakın altını çizerek söylüyorum, il genelinde okullarımız ilk ve orta dereceli okullar özel eğitim ve kurumlar dahil olmak üzere bir gün tatil, tabii engelli ve hamile memurlar da o gün izinli sayılacak diyoruz ve ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. İnşaat olarak kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak için hayaliniz hayatınız oluyor. Hayallerinizden hep bir adım önde sloganıyla İpek İnşaat hayallerinizi inşa ediyor. Hayallerinizin ötesine yeni bir eve sahip olmak istiyorsanız İpek İnşaat'a uğrayın. Eşsiz yaşam alanları sunan İpek İnşaat'ta hayallerimizi gerçekleştiren projelere uygun seçenek koşullarıyla farklı tarzlar, farklı ihtiyaçlar, farklı tercihler için, yepyeni bir yaşam için. İpek İnşaat, Hoca Ömer Mahallesi Zümrüt İş Merkezi Kat 1 numara 2, Adıyaman. Kırk yılı aşkın süredir Adıyaman'da pastaneciliğin öncüsü ve lezzet yaratma sanatının lideri